Kırgızistan, başı hep karlı, başı hep dumanlı Tanrı dağlarıyla Pamir dağları eteğinde uzayan cennet gibi bir ülke. Yüz ölçümü 198.500 km². Kırgız yaylaları, yeşilin şiir dünyası. Çin kaynaklarına göre Kırgızlar, tarih sahnesine çıkan ilk Türk boylarından biri. Kırgızlar, belki bin yıl bereketli yaylalara çadırlar kurarak yaşadılar. Kırgız çadırı, Kırgız Türkü'nün mübarek mekanı oldu. Kırgızlar, geniş çadırlarının ahşap iskeletlerini koyun yününden yaptıkları güzelim keçelerle örttüler. Renkli duvar kağıtlarının, gösterişli büfelerin ve zarif bibloların olmadığı devirlerde çadırlarını rengarenk iplik salkımlarıyla ve minderlerle süslediler. Kırgız Türkleri bu rengarenk keçelerle kaplı çadırlarında asırlarca çok sade fakat çok büyük bir huzurla yaşadılar. Çadırlarının zeminlerini bile çok renkli kiyizlerle yani keçelerle döşediler. Dütar, Kırgız Türkü'nün ayrılmaz bir parçası oldu. Kırgızlar, uçsuz bucaksız yaylalarını ve ısık göllerini hep dütarlarıyla dile getirdiler. Deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte yaşayan Kırgız Türkleri hep kendi ürettiklerini tükettiler. Keçeleri gibi hasırlarını da belki binlerce yıl kendi usulleriyle ördüler. Su başlarında oturdular. Ömürleri çiçekler çimenler içinde geçti. Yaylalara develerle ve atlarla çıktılar. Israklarının sütlerini sağarak ondan kımız yaptılar. Kımız, bütün Türkistan Türklerinin içtiği bir nevi ekşimsi ayran. Kırgızlar, yaylalarına gelenlere veya at üstünde gelip geçenlere hemen bir tas kımız sundular. At bindiler, güreş tuttular. Sadece yerde değil, at üstünde de güreş tuttular. Ata müthiş hünerlerle bindiler. Dünyada atı ilk defa onların ataları ehlileştirmişlerdi. Onlar da bazı oyunlarını at üstünde oynadılar. Başı kesilmiş bir kuzuyu veya bir danayı yerden eğilip almak, sonra onu hasmın oyuncularına kaptırmadan belirli bir noktaya götürmek en zevkli oyunlarından biri oldu. Aşı koyunu Anadolu'ya Türkistan'dan geldi. Yalnız aşıklarla Kırgızistan'da küçükler kadar büyükler de oynamaya başladılar.
kök boyalarla boyanan ışıklar Kırgız Türklerinin bir eğlence vasıtası oldu. Ve başka oyunlar, başka eğlenceler. Kırgız çadırlarında en büyük şenlik doğan çocuklarla başladı. Bebeğe isim konulması, beşiğe yatırılması asırlardan beri hep aynı adetlerle devam edip geldi. Biraz geç yürüyen çocuğun yürüyebilmesi için ip kesme adetleri de öyle. Kırgız yaylalarında misafirler çok büyük bir muhabbetle karşılandı. Kırgız misafirperverliği anlatılamaz. Dütar çalmayan Kırgız yok gibidir. Çocuklar dütarla doğup dütarla büyüdüler. Onların göç kervanları hep atlarla, develerle kuruldu. Kırgızistan göller yurdu. Ülke 3000 civarındaki göllerle güzelleşiyor. Göç kervanı insanı şaşırtacak kadar bereketli yeşillikler arasından yeni yollara düşerdi. Yeşilsiz kalarak lif lif oyulan kayalar, çok yüksek tepelerden dökülen bereketli sulara karşı derin bir hasretle bakarlardı. Başı hep karlı olan Tanrı dağlarından, gah süzüle süzüle, gah coşa coşa akıp gelen sular, yükseklerden büyük şelaleler halinde dökülürken, bir ürpertili türkü tuttururlardı. Kırgız yaylalarında hayat bir orkestra güzelliğiyle devam ediyordu. Allah'ın rengarenk çiçek tarlalarında atlar deli divane kesilirlerdi. Manas destanı söyleyenler yollara düşerlerdi. Bütün bunlar Kırgız Türklerinin dünkü hayatlarından bazı çizgiler.